Sizin sunduğu iş dünyası devam ediyor. Evet efendim, İş Dünyası programının 3. bölümünde otomotiv sektörünü ele alacağız. Konuyla ilgili çok değerli konuğumuz, iş adamı Sayın Fatih Koçak stüdyomuz efendim. Öncelikle hoş geldiniz diyorum Sayın Fatih Koçak. Hoş bulduk diliyoruz. Kimdir Fatih Koçak? Değerli izleyicilerimiz, ekranları başında bizi izleyen izleyicilerimiz sizi bir tanısın isterseniz öncelikle. İlk önce böyle bir platformda gerek bana gerekse de ikinci eli temsil ettiğim için, sektörümüze yer verdiğiniz için ben sektördeki arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Fatih Koçak, Gaziemir Akçay Caddesi'nde, havaalanı yolu üstünde, iki dönüm üzerine kurulmuş ikinci el, özellikle ikinci el araç satış, alış işleriyle uğraşan bir firma. Şimdi ben Fatih Bey hemen şuna girmek istiyorum. Hükümet bir paket açıkladı ama öncelikle tabii ki sıfır otomotivle ilgiliydi. Bunun tabii. Hükümetin açıkladığı ekonomi paketlerinin, otomotiv sektörüyle ilgili paketlerin ikinci ele yansımaları nasıl oldu? Şimdi aslında otomotiv sektörü tektir mekanizma olarak. Bunun genelde ikinci planda durmasına rağmen lokomotif görevini gören ikinci eldir. İnsanlar ikinci ellerini değerlendirdiği sürece sıfır alabiliyorlar. Sıfır araçlarda talep olduğu gibi sıfır araç alan insanlar da ikinci ellerini değerlendirdi. Bu tabii ikinci elde de bir canlılığa yol açtı. Aslında küçümsenmeyecek bir canlılığa yol açtı. Olumlu yansımaları son oldu diyorsunuz. Son 2-3 aydır ciddi anlamda hem halkın araç alabilmesindeki sağlanan kolaylıklar hem de sektördeki satış rakamları insanların yüzünü güldürdü. Şimdi Fatih Bey, özellikle galerilerle ilgili son zamanlarda büyük bir tartışma yaşanıyor. Bu ülke gündeminde de yaşanıyor, İzmir'de de yaşanıyor. Ve bugün de başınıza bir hadise geldi bildiğimiz kadarıyla. Bir sıkıntı dün yaşadınız. Yaşandı. Dün evet yaşandı. Peki nedir sıkıntı? Ne yaşadınız sıkıntı olarak? Aslında bu sıkıntı yıllar öncesinden gelen bir sıkıntı. Biz sektörde hep bu sektörde bu sektörü bir yerlere getirebilmek ve bu sektörde bir yerlere gelebilmek için çalışan, yatırımlarını esirgemeyen firmalar arasındayız. Biz hep yıllardır iki sandalyeyle, bir masayla, iki arabayla bu mesleğin yapılmayacağının kanaatine vardık ve kendimizce belli kriterler oluşturduk. Kurumsallaşmaya gittiniz. Bu işin nasıl kurumsallaşacağını, insanların zihniyetindeki benimsenmiş, hakikaten de ciddi anlamda yer edinmiş galericilik zihniyetini nasıl değiştirebiliriz konusunda gece gündüz çalışmalarımız oldu. Gerek maddi anlamda, gerek manevi anlamdaki fedakarlıklarımızla ciddi anlamda güzel yerlere getirdik. Aslında getirdik derken getirdiğimizin kanaatindeydik. Peki ne yaşandı bu son aşamada? 8. ayda bakanlığımızın yayınlamış olduğu çok güzel bir genelge var. Nedir bu genelge? Apartman altında, kaldırımlarda, konut içerisinde insanların yaşamlarını etkileyecek şekilde bu mesleğin yapılmasına bizim karşı olduğumuz kadar bakanlığımızın da genelgesi çok güzel vurguladı. Peki o zaman Fatih Bey, siz de karşıysanız sorun ne? Sorun burada bakanlığın vermiş olduğu genelgenin uygulamasının ucunun bize kadar dokunması. Bizim aslında şaşkınlıkla karşıladığımız bir olay. Bizim konum itibariyle pozisyonumuz zaten belediyemizin de almış olduğu encümen kararıyla çok açık ortada. Nedir bu encümen konut kararı? Konut dışı kentsel çalışma alanı, bizim bulunduğumuz Akçay Caddesi. Valiliğin gelen kararını belediyemiz de çok sağ olsun bu konuda iyimser, çözümsel davrandığının çok güzel bir örneği. Akçay Caddesi üzerindeki galerilerin, bakanlığımızın sunmuş olduğu genelgede belirtilen kriterlerin dışında konut dışı kentsel çalışma alanında bulunduğunu vurguladı. Fakat sektörün, aslında bu birçok sektörde var. Şu an otomotiv sektörü ön planda, ruhsat sıkıntısı var. Yani Türkiye'de otomotiv sektörünün %40'ını, şu an %40'ına hitap ediyor. İstatistikler 5 aşağı 5 yukarı değişebilir. %40'ına hitap eden ikinci el araç alım satım olayının kanunen tanımlaması yok. Çok yani bizim öyle bir ruhsat yok yani. Şu an ruhsat için bize genelgeden dolayı ruhsatsızlığımız
öne sürüldü. Biz 15-20 gün önce belediyemize ruhsat için başvurduk. Gelen kriterler sıfır araç alım satımı ile ilgili. Bizim bunları tamamlamamızın yapmış olduğumuz işle alakası olmadığı için tamamlayamadık. Bunun evet. için bir daha bir dilekçeye başvurduk. Yani daha o dilekçemizin cevabı alınmadan iş yerlerimiz mühürlendi. Belediye tarafından mı? Belediye tarafından. Tabii belediye tarafından evet. valiliğin baskısı, bakanlığın genelgesi göz önünde bulundurularak bizim iş yerlerimiz mühürlendi. Peki bundan sonra nasıl bir süreç işleyecek? Yani şu an biz de şaşkınız. Süreç nasıl yürüyecek? Biz yine belediyemize tabii yapmış oldukları... Başkanla görüştünüz mü? Gazi başkanla da görüştük, gerekli birimlerle de görüştük. Ne diyor belediye başkanımız? Şu an sektörün, yani ikinci el sektörünün bazı kriterleri eksik. Hangi kriterler bunlar? Nedir? Şu an kanunen de Türkiye Odalar ve Barolar Birliği'nin de bir çalışması var bakanlığa sunulan. İkinci el otomotiv araç alım satım işinin kanunen tanımlanması... Belli odanız kriterler... yok değil mi bu konuyla ilgili de? Sizi temsil eden bir odanız var mı? Şu an için yok. Ticaret evet. odasına bağlı birimler var. Türkiye Odalar ve Barolar Birliği'nin sunmuş olduğu çalışmada ikinci el otomotiv araç alım satım işinin kanunen tanımlanması, belli kriterler üzerine oturtulması yani ve ondan sonra ruhsatlandırılması evet. gerektiği konusunda bir çalışma var. Bunun bir an önce gündeme gelip bir an önce kanunlaşması lazım. Yani çünkü Akçay Caddesi üzerindeki galeriler aslında galeri kavramının çok çok üstünde. Evet. Bilmiyorum daha önce gelip geçtiyseniz. Kurumsal satış merkezleri çok ciddi anlamda büyük. Bizim bulunduğumuz yer iki dönüm. 20 tane ismi geçen firma var. Bunların geçmişi 20 yıla kadar dayanan firmalar. Ve en küçüğü bir dönüm, en büyüğü 5 dönüm. Kapalı alan, açık alan olmak üzere 19 dönüme kadar tesis kurmuş arkadaşlarımız var. Biz gece kondurucu galeri değiliz diyorsunuz. Kesinlikle, öncelikle. Kesinlikle. O kavramda değerlendirmemeliyiz diyorsunuz. Ya bizim bir de şaşırdığımız nokta sonuçta galericilikse bu. İzmir'de 400'e yakın galerici firma var. Otokentimiz evet. var, otoplazamız var. Şu an bunların hiçbirisinin galericilik ruhsatı yok. Otokent. Otokentimiz var. Evet. Otokentimizin de galericilik ruhsatı yok. Otoplaza var. Nasıl yer gösteriliyor. Nasıl böyle bu kadar otokent gibi bir işletmenin böyle bir ruhsatı sahip olmaması gerekiyor? Galericilik ruhsatı diye bir şey yok şu an gündemde. Evet. Evet. Şimdi bu konuyla ilgili gerçekten çok güzel bir noktaya gelinildi. Şimdi sizin elinizde cüzi bir sermayeniz varsa galericilik yapabiliyorsunuz. Ve işten hiç anlamamamıza rağmen yapabiliyorsunuz. Bunun kadar yanlış başka bir şey olabilir mi? Yani bakın bazı... Bir yasasının olması, bir ruhsatlandırma olması odasının olmaması, mesela yani. Ben şu anda öğrenmiş oluyorum Fatih Bey'in söylemeleriyle. Yani bir gerçekten ben de çok şaşırdım için, böyle bir şeyin ama şu anda şimdi. Bu problem yani oda... Örgütlenememeleri şu anda kendilerinin bir problemi olarak karşımıza çıkıyor. Ama gerçekten şu kabul edilemez. Yani 20 yıl gibi bir zamanda profesyonelleşmiş, her türlü altyapısını tamamlamış firmalar ile 3-4 yıldır bu işi yapan firmaları aynı kefeye konulması, aynı yere çekilmesi bence burada çok ciddi bir haksızlık gibi ortaya çıkıyor. Ama bunun da bir şekilde çözülmesi lazım. Şimdi bakın bir işletme var karşınızda. 100-200 tane aracı var. Ona diyorsunuz ki sen git şurada 30 metrekarelik büroda görev yap. Ya zaten adamın bir kere günlük gelen müşterisini nerede ağırlayacak? Yani nerede orada nasıl bunları kendi personelini koysa o yerlere sığmaz bir kere. O açıdan aynı kefeye koyulması hata. Yani bunun bir şekilde bu hatadan dönülmesi gerekiyor ve burada özellikle ticaret odasının bu işe öncülük yapması gerekiyor. Peki ticaret yani odasının eklemleri... evet bu konuda meslek tabii, komitesi tabii. var sizin bu konuyla ilgili tabii, meslek tabii, komitesinin tabii. bu konuyu el atması gerekiyor. Sahiplenmesi gerekiyor ticaret odasının. Zaten Akçay Caddesi'nde 20 tane firmanın içerisindeki bir firma sahibi de bu meslek komitesinde meclis üyesi. Yani evet. şu an şunu söyleyeyim. Burada insanlar Akçay Caddesi'nde 20 tane galerinin kapanmasıyla bu işin çözümlendiğini düşünüyor. Aslında bu yapılan olaylar sektörel düşünülmesi gereken, tasalanılması gereken olaylar. Sonuçta biz ruhsatsızız diye kapatılıyoruz. Kapatma olayına bir saygı duyuyoruz. Ruhsatımız evet. yok. Ama
Bilmiyorum tabii, belediye görevini çok iyi yapıyor. Burada onu tartışmayacağız ama amaç kapatmak. Amaç ruhsatlandırmak, taşımak, belli kriterler oluşturmak değil. Amaç kapatmak ve sadece kapatılan 20 tane firma var. Eğer ruhsatsızlık yüzünden galeriler kapanacaksa İzmir'deki bütün firmaların kapanması lazım. Artı bize şeyde de encümen veya belediyenin, bakanlığın genelgesinde de uygun zemin hazırlanıp taşınılması, yer gösterilmesi maddesi var. Peki yer gösteriyorlar mı size? Gösteriliyor. Bize Otokent'i gösteriyorlar. Neden Otokent'e karşısınız? Otokent'e karşı değiliz. Bizim konumumuzun Otokent'in konumuyla, ben izleyicilerimizi aydınlatmak açısından Otokent'in söylüyorum, konumuyla hiçbir farkı yok. Orada da bu işi yapan çok düzgün esnaflarımız var. Şu an hatta çok güzel çalışmalara da imza atıyor Otokent. Fakat konum itibariyle Otokent'teki galerilerin de ruhsatı yok. Hiç farklı değil. Oraya taşınmanın çok fazla bir yani anlam ifade konum etmiyor. Konum olarak da, uygunluk olarak da bizim yerimizden farkı yok. Bizim yerimizin artısı var, eksiği yok. Bizim yerimizin insanlarla, bakın kaldırımı bile yok, yol önünden geçen insanlarla hiçbir alakası yok. Evet. Bütün bu kriterleri toparladığınız zaman yapılan bu muamelenin insanlıkla da alakası olduğunu düşünmüyorum yani. Peki beklentileriniz neler? Bundan sonra yani odadan, belediyeden neler? Talepleriniz, beklentileriniz neler? Ne istiyorsunuz? Bizim istediğimiz olay yok sayamayacağımız bir sektör. İkinci el araç sektörü. Bu sektörün... Ne kadarlık bir sektör? Bu rakamsal veriler var mı elimizde? Yani ikinci elden bahsettiğimiz zaman veriler olarak karşımızda nasıl bir şey var rakamsal boyutta? İkinci el sektör dendiği zaman bütün bayilerin bir departmanı yani var. Cirosal boyutuyla değerlendirdiğimizde kaç işte... Sıfır araç sayısıyla %40'ını kapsıyor. %40. %40'ını kapsıyor. Evet. Yani %60. Bugün bayilere soralım, istatistiklerine baksınlar. %100'lük araç değer, satış değerlerini alsınlar. Bunun %40'ı takas desteğiyle gerçekleşiyor. Çok büyük bir rakam. Takas desteğiyle gerçekleşiyor. Bu da büyük bir pazar demek aynı zamanda. Eskiden de insanların aracı yoktu. Araç almak için alıyordu. Şu an %80 araç değiştirmek için alıyorlar. Araç evet, yenilemek için alıyorlar. Bizim burada sıkıntımız, bizim belediyeyle de bir sıkıntımız yok. Valilikle de sıkıntımız yok. Burada sadece bazı boşluklar, eksiklikler var. Geçmişten bu yana gelen. Bunların sağduyuyla yaklaşılıp bir an önce gereğinin yapılması. Yani... yok sayamayacağımız yani bir sektörü temsil eden, oda başkanımıza çağrıda bulmak isterseniz, yok sayamayacağımız evet, bir sektörü temsil eden modern kuruluşların, bakın modern diyorum, samimi söyleyeyim, satış, servis, sigorta, yani kafeteryası, çocuk parkı, bakın Otokent'te hiçbir esnafın 10 araç veya 15 araç üstünde araç koyacak yeri yokken her birimizin 40-50 araçlık otoparkı var. Büyük bir sektör haline gelmiş. En alanı, ufak stoku olan 100 araçlık stokumuz var. Bize yer gösterilseydi biz zaten gösterilen yere giderdik. Bize gösterilen yer bizi tatmin edecek bir yer değil. Konum olarak taşıyabilecek bir yer değil. Hatta bazı ince detaylara girmek istemiyorum. Orada da ekmek yiyen arkadaşlarımız var. Yani bizim konumumuzla alakası olan bir yerde değil. Bizim evet, yerimizin uygunluğuyla onların yerinin uygunluğu kıyasladığımız zaman bizim yerimizin artıları daha fazla. Sayın Zemin ne diyeceksiniz bu konuda? Yani ben şunu anlamış değilim. Şu anki yerlere nasıl girdiniz? Yani şu anki yerleri kurarken bir engel çıkmadı. Nasıl izin sonra, verdiler? Evet, bir şekilde bir zaman yasa işte böyle olmaz denildi. Mi? Evet, o zaman da yasa dışıydı. Şu anda da ama yani o zaman nasıl size olur denildi? Bunu anlamak mümkün değil ama genel anlamda baktığınızda yani ikinci el pazarının örgütlenmemiş olması en büyük çok ciddi sanıyorum sorun olarak tabii bu. Yani tek burada gerçekten herkesi aynı kefeye koyduğunuzda işte bakın 20 yıldır bu işi yapanlar mağdur olurlar. Ve bunun sonucunda bakın biz tüketiciler mağdur oluruz. Yani tabii, bizim tabii, şu anda gidip evet, bir araç aldığımızda bu konuyu meslek edinmiş firmalar bize ne diyor? Yol gösteriyor. Yani bakın şunda şöyle bir sıkıntı yaşarsınız, şöyle olur, böyle olur. Hatta kurumsal benim başıma bir geldi. Ben kendim değil? Evet ikinci el araç aldım ve iki ay sonra gittim arkadaşıma. Dedim ki böyle bir sıkıntılar yaşıyorum. Hemen dedi değiştirelim veya dedi hemen ücretini verelim. Yani burada herkese
aynı şekilde tüketiciyi korumak adına da bunu böyle dolayısıyla bu arkadaşlarımız gerekiyor. Gerçekten bu işi tüketiciyi de kolluyarak yapıyorlar. Bu çok sevindirici bir olay. Ama şimdi bunları mağdur ederseniz tüketici mağdur olur. Bakın ikinci el araç alan insanlarımız mağdur duruma düşer, zor duruma düşer. O açıdan bunun bir şekilde anlaşarak çözülmesi lazım ve bu firmaların mağdur edilmemesi lazım. Yani sonuçta şimdi kriz diyoruz. Bakın Fatih Bey de bilmiyorum ama en az 15 kişi çalışıyordur en az. Dolayısıyla istihdamın çok ciddi sıkıntı olduğu, işsizlerin giderek çoğaldığı bir yerde bu tip işletmeleri gidip kapatmak gerçekten hoş bir şey değil. Yani profesyonelce davranıp... Çözüm üretmek esas olan değil mi? Evet, yetki mercinde olan arkadaşlarımıza buradan sesleniyoruz. Yani bu konularda düzenleme yaparken çok geniş düşünmelerini tavsiye ediyoruz. Kimseyi mağdur etmeyecek, bu sıkıntılı piyasalarda kimseyi mağdur etmeyecek şekilde çözüm olayları çözmelerini istiyoruz. Evet, evet Sayın Koçak, son mesajlarınızı da alalım. Bu konuya ilgili neler söyleyeceksiniz? Bu konuda, nasıl bir yol izleyeceksiniz? Bu konuyla ilgili bu olay zaten buraya kadar geldi. Önemli olan bundan öncesini tartışmak değil, bundan öncesi için, bundan sonrası için düzenli kararlar alıp bu sektörün de artık belli bir pozisyona geldiğini biz ispatladık. Yatırımlarımızla, modern tesislerimizde artık ikinci elde zaten yok sayılmayacak, otomotiv sektöründe yok sayılmayacak bir sektör. Nasıl bir sıfır araç plazası açarken, ruhsat alırken veya bayilik alırken belli kriterler varsa ikinci el otomotiv sektörü için de belli kriterlerin yapılması. Bakın o kriterlerin oluşturulmasında biz de çok etkeniz. Temsil evet. gösterilebilecek firmalarız. Bunlara uyup uymayan, yani belli bir yasa çıksın, ikinci el araç satabilecek arkadaşlarımız bunlar densin. Kriterler ortaya konsun. Bunun da ciddi anlamda nasıl ki şu an ruhsatımız yok diye biz Patagüm'e mühürleniyorsak, bunun da takibini yine aynı birimlerin çok iyi yapmasını, şahsen benim firmam bu kriterlere uymuyorsa kendi elimle kapatacağım. Evet. Yani bunun da burada sözünü veriyorum. Eğer ben Türkiye'de güvene dayalı, insanların mağduriyetini giderme amaçlı bir firma değilsem, güven veremiyorsam, bu işi adabıyla yapamıyorsam ben bile kapatmaya razıyım. Evet. Gerçekten. Bu kriterler oluşturulsun. Siz ruhsat alabilmeniz için bunları yerine getirin densin. Biz zaten bu sektör için yaptığımız yatırımlarla hiçbir konuda para konusunda esirgeme yapmıyoruz. Ne kadarlık bir yatırım yaptınız oraya? Mesela yani şu andaki bulunduğunuz bizim son 5 ayda yaptığımız sadece çevre düzenlemesini 200 milyara yakın biz yatırım yaptık. Sadece çevre onun dışında diyorsunuz. Emsal firmaları göze alırsak 3-4 milyon euroluk yatırım olan firmalar var. Evet. Çoğu sıfır bayinin bu rakamlara ulaştığını sanmıyorum. Biz ikinci ele bu yatırımları yaptık. Neye güvenerek yaptık? Gerçekten önemli bu. Altı çizilecek. Yani konular. Neye güvenerek yaptık? Bunun soru işareti koyuyorum. Cevabını ilgili yerlerin araştırmasını istiyorum. Mühürlenmek evet. için mi yaptık? Bu sektörü bir yerlere getirebilmek, bu sektörde bir yerlere gelebilmek için yaptığımız çabaların göz önünden geçirilmesini ve yapılan uygulamanın ne derece doğru olup olmadığını bilir kişilerle takip edilmesini istiyoruz biz. Evet. Biz belediyenin çıkarmış olduğu encümen kararında valilik genelgesinin dışında olduğumuz vurgulanmasına rağmen ruhsatsızız diye kapatıldıysak bence ruhsatsız bütün galerilerin kapatılmasını... Süresiz bir kapatma mı size bir süre verdiler? Şu an bakın bizim muhatap da bulamıyoruz. Yani şu an değişik süreçler var. Hani biz ruhsat için başvurmamıza rağmen mühürlendik. Hem başvuruyorsunuz. Yani şaşkınız. Yapılan olaylarda inanın çok şaşkınız. Sadece niye Akçay Caddesi'ndekiler mühürlendi? Onun da şaşkınlığı içerisinde. Diğer bölgelerde uygulama olmadı mı? Gerçekleşmedi mi? Biz sadece bu olayın Gaziemir üzerinde ciddi bir baskıyla hızlı bir şekilde gerçekleştirdiği kanaatindeyiz. Evet, gerçekten. Yani bürokrasinin bu kadar kısa zamanda ve tek bölgede ilerlemesi insanların, biz yatırımcıların aklında da soru işareti bırakıyor. Biz yine gerekli birimleri... görevlerini bir an önce yerine getirmesini istiyoruz. Burada bir mağduriyet varsa, mağdur eden bizsek boynumuzu eğip gitmek istiyoruz. Mağdur olan biz isekse
hakkımızın aranmasını istiyoruz. Gerekli ruhsatlarımızın verilmesi. Biz ruhsat istiyoruz. Biz vergi veriyoruz. SSK'lı personel çalıştırıyoruz. Ticaret yapıyoruz. Ticaret yapıyoruz. Bunlara izin veriliyor. Bunlara izin veriliyorsa bizim ruhsatımız da verilsin. Veya desinler Türkiye'de ikinci el araç almak, satmak yasak. Böyle bir sektör yok. Böyle bir ruhsat yok densin. Ya da bize kriterleri sunsunlar. Bu kriterleri gerekli yetirin desinler. Bu mesleği herkes yapmasın. Bu mesleği iki araba sermayesi olan yapmasın. Çok doğru. İnsanlar mağdur oluyor. Bu mesleğin riskleri var. Bu riskleri taşıyabilecek. Bakın Türkiye Odalar ve Barolar Birliği'nin bir çalışması var. Borsalar, odalar asgari ve borsalar. Sermaye borsalar şartı bulunacak ve iş yeri ruhsatlarının alınması için dernek kayıtları aranacak. Türkiye Odalar Birliği'nin Tabii. Bunu internetten de arkadaşlarımız indirebilir. İkinci el satıcılarına kürşat belgesi yerine geçen faaliyet belgesi verilecek. Böylece galeriler araç alırken nihai tüketiciden farklı konuma gelecek. Böyle bir çalışma varsa en azından bu çalışma bitene kadar bize ya geçici bir ruhsat verilsin ya bizim ticaretimiz engellenmesin. Çünkü biz orada gerçekten bütün ticaretimiz zaten yasal. Bir de bu sektörü önde gelen firmalarıyız. Bu sektörü temsil eden firmalarız. Bugün dün dinledim Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Çin'den gelmiş. Çok güzel bir gezi seyahati olmuş ve Çin'deki yatırımcıların İzmir'e otomotiv sektörüne yatırım yapması söz konusuymuş. Müjdesini de verdiler. Böyle. Biz bunları duyup sevinirken bu şekil bir muameleyle karşılaşmamızın ne derece sevindirici, ne derece üzüntülü. Buradan belediye başkanımıza da bu mesajı vermiş başkanımızın olalım. Da hani dışarıdan yatırımcılara uygun zemin hazırlanması gerektiğinin kanaatindeyiz. İlk önce çözülmesi. Kendi yatırımcısına da üye evlat muamelesi yani yapılmasın diyorsun. Yani burada ben tamamıyla gerek belediye başkanlarımıza, kaymakamımıza, valiliğimize, bu genelgenin veya bu olayı ele alan Sayın İçişleri Bakanlığımızın bu olayı başlattıktan sonra çok iyi bir şekilde takibini yapmasını ve çözüm odaklı çalışmalarını devam ettirmesini istiyorum. Sayın Koçak çok teşekkür ediyoruz canlı yayınımıza. Böylece sizin sorunlarınızı da değerli izleyicilerimize paylaşma fırsatı imkanı bulmuş olduk. Ben çok teşekkür ediyorum. Efendim İş Dünyası programının bu haftada sonuna geldik. Gelecek hafta yine başka konu ve konuklarla sizlerle birlikte olmak dileğiyle iyi akşamlar diliyoruz. Destek Patent İş Dünyası'nı sundu.